Merkezinde bizi bekliyor ayrıntılarla. Yiğitçen, nedir son bilgiler, senden dinleyelim lütfen. Ahmet Görmez, koronavirüs tablosunda vaka sayıları artmaya devam ediyor. Buna ilişkin dün Sağlık Bakanlığı 20 Temmuz'a ilişkin verileri açıkladı. Bu kapsamda dün 198.537 koronavirüs testi yapıldı. Bu testlerde 8.780 yeni vakaya rastlandı. Bunun önemi büyük, zira son 10 gün içerisinde ilk kez 8.000'in üzerine çıkılmış oldu ki geride bıraktığımız 10 günde vaka sayıları 5.000 ile 7.000 arasında seyrediyordu. Yine son 10 günün vakalarına baktığımızda yapılan her koronavirüs testinde pozitif çıkma oranı da yaklaşık 2 kat arttı. 2.4'ten 4.4'e yükseldi. Bu süreçte koronavirüs kaynaklı ölüm sayıları da %24 arttı ki bu kapsamda yine dün itibariyle 46 kişi koronavirüsle mücadelesinde hayatını kaybetti. Ancak buna karşın 4.561 kişi ise sağlığına kavuştu. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu verilere ilişkin bir uyarı yaptı. Sosyal medya hesabından ard arda paylaştı uyarılarını. İki doz aşı vaka sayılarının önünü keser. İki doz aşı vaka sayılarında artık geri dönüşü olmayacak, düşüşü sağlar. Vaka sayılarındaki artış engelleyecek olan bir an evvel iki doz aşı olarak bağışıklılık elde etmektir. Bayramın tadını bozmadan çok dikkatli olalım. Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli. Sevinç ve teyakkuz bir arada olabilir sözleriyle aşının önemine dikkat çekti Sağlık Bakanı Koca. Bu kapsamda düne ilişkin yine aşı takvimine ilişkinde yine son verileri paylaşalım. Buna göre birinci doz aşı uygulamasını yaptıranların sayısı 39 milyonu geçti. Türkiye ortalaması da %62,89'a yükseldi. İkinci doz aşı olanların sayısı da 21 milyonu aştı. Böylece Türkiye ortalaması da 34,06 seviyesine ulaştı. Birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarını yaptıranların toplam sayısı da 3.800.000'in üzerine çıktı ki 3. doz aşı uygulananların sayısı da 3.650.000 olarak gerçekleşti. Biz de bu rakamlarla birlikte koronavirüse karşı tedbirlerin önemini bir kez daha vurgulayalım. Zira vaka sayıları artışta 8.000'in üzerine çıkıldı. Bu sayıların önüne geçmek bizim elimizde diyerek sözü yeniden size bırakalım.